Her bahar bir umuttur ve her umut da bir yolculuğa gebedir. Biz de bu yolculuğumuza önce taş damlarından geçerek dağlara doğru arabamızla yol almaya başladık. Yolda tabii güzel bir manzara bizi karşılıyor. Dağlar, yeşillikler ve köy. Abi, yavaş yavaş terni. Çoğuydu bu ne? Kam sirimo. Rübisov. Bakın ne evş. Rübisov ne? Şurada kam hak sirim kabulini. Karang marang bu ne ama bana karang şirin. Şirik ne her oldu? Hadi bakalım ha. Az ahmet var mı terni? Evet. Daha doğru yavaş yavaş çıkıyoruz. Hava biraz rüzgarlı. Dikkatli olmak lazım. Yani yaklaşık bir saatlik bir tırmanışımız olacak. Ondan sonra bakacağız. Rastlayabilecek miyiz, bilemeyecek miyiz? Şu an baharın en güzel dönemlerinden birisine denk geldik. Her tarafta çiçekler var. Kuşlar ötüyor yukarıda. Aşağıda güzel bir baraj var. Onu da size birazdan göstereyim. Bakalım kısmetimizi bulabilecek miyiz? Evet, alt tarafımızda şöyle güzel bir manzara var. Görüyorsunuz, biraz daha yaklaştırayım size. Evet, şurada bakın köy var. Bir tane köy var. Yani barajın yükselmesiyle göç eden köylerden birisi ama yavaş yavaş millet tekrar geliyor. Şuraya da Karman diyorlar. İnsanların bahçelerinin en meşhur olduğu yerlerden birisi. Evet. Manzaramız bu. Büyük bir dağdayız. Yoruldun mu Ahmet? Evet, gayet çetrefilli bir yoldan geçiyoruz. Alt tarafımız uçurum. Yani kayarsak aşağı doğru gidebiliriz. Kayalardan zor bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Aslında bu tür şeyler benim için bahane oluyor. Normalde şöyle manevi bir terapi için dağlara çıkarım. Bol oksijen, kimsenin olmadığı, kafanı dinleyebildiğin, gerçekten insanı, ruhunu dinlendiren mekanlar oluyor. Sirimler normalde şöyle taşlı alanlarda çok olur. Epeydir dolaşıyoruz. Hiçbirisine rastlamadık. Aydır diyendik. Yukarıya çıktık. Ama hiçbir sirme rastlayamadık.
Yanımızda araç kırıklı rüzgar. Dinlenme molası verdik. Çok yorulduk. Silim bulamıyoruz ama şu dağın arkasında ister mi aşkın dediğimiz dağ buzu. Orada şansımızı deneyeceğiz. Yani bu sene bunlar da olmamış diyorlar ama bir gidip şansımızı deneyeceğiz var mı yok mu diye. Evet, nihayet başlık arkadaşlar Selim'e. Selim diyoruz. Selim nedir? Diğer adıyla dağ soğanı arkadaşlar. Yüksek kesimlerde biraz daha yükseğe çıkıyoruz. Biraz bulduk herhalde. Bizi idare edecek kadar yapacağız inşallah. Şöyle arkadaşlar kesiyoruz ama kökleriyle geldi, keşke kökleriyle gelmeseydi, soğanıyla gelmeseydi güzel olurdu arkadaşlar. Şöyle karabarlar. Aşağılarda çok yoktu ama yukarılara doğru gittikçe arkadaşlar şöyle ulaştık arkadaşlar. Bizim Ahmet de karşıda yapmaya çalışıyor. Şöyle ara ara şuralarda var, görüyorsunuz. Ahmet var mı sen oralarda? Oy. Ahmet de epey bulmuş ha. Epey yürüdük, emek gördük ama en de sonunda arkadaşlar. Evet, topluyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Tadı şey, kokusu sarımsak gibi. Sarımsakla soğan arası bir şey. Çok güzel arkadaşlar, bunu özellikle katmeri yapılırsa var ya. Çok güzel oluyor yani. Evet, toplamaya devam ediyoruz. Normalde reis koparmaya gelmiştik ama Selim de bulduk. Şimdi dağ muzu bulduk arkadaşlar. Evet. Bizim Ahmet bir tane dağ muzu, yani ışkan diğer adıyla. Kürtçe adı rıviz. Böyle şöyle geniş yapraklı bir meyve. Ortasındaki o uzun saplı olanları kesiyorsunuz. Daha küçük arkadaşlar, daha tam olmamış. Biraz daha büyümesi lazım. Tam diğerini koparma Ahmet. Hayır, onu koparma. O yaprağı oluyor. Hadi gidelim Ahmet. Normalde buralar düzdü.
Ama depremden sonra dağlardan kopan kayalar şöyle yani yürümemizde hakikaten engel teşkil ediyor. Şöyle kocaman kocaman dağlar kopmuş. Büyük tehlike arz ediyor yani. Evet, sağ muzu aslında bu sene çok olmamış. Artık nedendir bilemiyoruz. Yani tek tük bulabildik. Manzaramız şu. Dağ muzumuz ve yanında da dağ soğanımız arkadaşlar. Evet. Bu da kara lastiğimiz. Evet, silindirlerimizi kopardık, dönüş yoluna geçtik. Işkın yani rüvis bulamadık, bir iki tane bulduk sadece tadımlık. Bu sene olmamışlar, ama daha soğanı bulduk arkadaşlar. Böylelikle bir gezimizin daha sonuna geldik. Burada gezimizi sonlandırıyoruz arkadaşlar. Tekrardan başka bir gezide görüşmek üzere. Karşıda Torosların devamı olan Akdağ var. Şöyle devamında. Karşıda gene karlı bir dağ var. O da Torosların devamı. Ulu Baba ve Ulu Baba Türbesi var. Alt tarafında bak şurada da Çat Barajı'nın devamı var. Eskiden buralar hep köylerle doluydu. Ama baraj gelince şurada bir iki tane köy ev görünüyor. Şöyle arkadaşlar. Şurada bir köy yerleşim yeri var.